her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başladı. Üniversite öğrencileri, mezunları ve akademisyenler bu atamanın kayyum anlamına geldiğini ve kabul etmediklerini söylemek için bu noktada buluşmuştu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak bu atamayı kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz. Diğer üniversitelerden öğrenciler de oradaydı. Aynı sorunu İstanbul Üniversitesi'nde de yaşadık. Mahmut Ak gibi bir illetimiz var bizim başımızda da. Kuzey Kampüsü içinde coşkulu bir forum düzenlendi. Rektörlüğe doğru yürüyen öğrencilere polis müdahale etti. Plastik mermi kullandı, su sıktı. Onu protesto ediyoruz. Nedir bu hal? Öğrenciler müdahaleye rağmen eylemlerini sürdürdü. Tam bu esnada içerideki ve dışarıdaki öğrenciler bir araya gelmesin diye üniversite kapısı kelepçelendi. Çok konuşulan o simge fotoğraf ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polisin kelepçe uygulamasını savundu. Melih Bulu da. Polis orada doğrusunu yaptı. Boğaziçi Üniversitesi bir haftadır polis ablukasında. Gerekçe ise İstanbul Valiliği'nin süresiz eylem yasağı kararı. Ancak bu kararlar öğrencileri durdurmadı. Öğrenciler kesintisiz eylem kararı aldı. Öğretim üyeleri de protestolara dahil oldu. Rektörlüğe sırtlarını döndüler. Atanmış rektör Melih Bulu canlı yayında olduğu sırada makam odasından öğrencilere el salladı. Öğrenciler tepki gösterdi. Kampüsten çıkıp Beşiktaş'a kadar yürüdüler. Yoldan geçen yurttaşlar ve araç sahipleri de öğrencilere destek verdi. Daha sonra Kadıköy'de büyük bir buluşma gerçekleştirildi. Bulu ise birçok televizyon programına çıktı. Zaman zaman da öğrencilerle bir araya geldi. Hiç utanmanız yok mu? Rektörlük binasının adını kayyımlık binası olarak değiştirdi. Seçim sandığı kurup oylama yapıldı. Öğrencilerin barışçıl protestosu iktidarın hedefi oldu. İktidar mensupları tek tek açıklama yaptı. Öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle, hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı, onların güdümünde üniversitede olay çıkarttılar. AKP'ye yakın medya gruplarında da öğrenciler hedef gösterildi. Protestolar hem darbeyle hem gezi eylemleriyle ilişkilendirildi. Neye hazırlık yaptıklarını bilmiyor değiliz. Öğrencilerden yanıt gecikmedi. Terörist ilan edildim çünkü atanmış değil seçilmiş rektör istiyorum. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu gözaltındaki öğrencilerin hedef gösterilmesine ilişkin Artı TV'ye konuştu. İtiraz eden, biat etmeyen, hükümet uygulamalarına rıza göstermeyen herkes ya düşmandır, ya teröristtir, ya ajandır. Böyle bir tablo var. Onlar mahcup olacaklar. Bu söylediklerinden tarih yönünde mahcup olacaklar. Hedef gösterilen öğrencilerden 44'ü 2 gün süren ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Sabah saatlerinde uzun namlulu silahlarla özel harekat polisleri öğrencilerin evini bastı, duvarları kırdı. Bu eve yapılan operasyon görüntüleri çok konuşulmuştu. Polisin o evde aradığı ismin bir süredir yurt dışında yaşadığı, eylemlere hiç katılmadığı ortaya çıktı. İktidarın yok dediği çıplak arama uygulaması öğrenciler gözaltındayken yeniden gündeme geldi. Çıplak arama dayattılar. Daha dün çıplak aramanın olmadığını söylüyorlardı. Böyle bir şeyin olmadığını söylüyordu AKP'nin en tepesindeki insanlar. Ben dahil olmak üzere birçok arkadaşımız kendi irademizin dışında rızamızın olmamasına rağmen çıplak aramaya maruz kaldık. Çıplak aramaya dayatıldım. Özellikle LGBT'yi bireylere çıplak arama dayatıldı. Pek çok öğrenciye çıplak arama dayatıldı ve bir kısmına çıplak aramaya itiraz ettiği için polisler paçalarından tutup pantolonlarını çıkarmaya çalıştı. Tecavüz tehditleri de. Beni tecavüze tehdit ettiler. Copu nerene sokayım, nerene şey yapayım, gerçi sen ondan da zevk alırsın gibi ifadeler kullandılar. Öğrenciler iktidarın isnat ettiği terör suçlamasından değil, 2911 numaralı gösteri yürüyüşlerine muhalefet ve polise mukavemet suçlamasıyla sorgulandı. Bize terörist diyenlere bir cevabım var, ben üniversite öğrencisiyim. İki günlük gözaltı sürecinin ardından hepsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mücadeleye devam dediler.